arkadaşlar 12. dersimize geçtik. Özel yetenek kavramı ve Türkiye'de özel yeteneklerin eğitimi. Türkiye'de 2013 yılından bu yana özel yetenek kavramının kullanılmasına karar verilmiştir. Özel yetenek kavramının tanımı özel yetenekli birey zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireydir şeklinde yapılmıştır. Öne çıkan özel yetenek kuramları. Özel yetenekle ilgili çalışmalar ele alındığı disiplinden, bilim insanından, çalışılan zamandan ve toplumdan etkilenebilir. Literatürde öne çıkan birkaç kuram şöyledir: Üçlü halka kuramı, beşgen kuramı, bulanık kuram, ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı. Evet, önce üçlü halka kuramına bakalım. Renzulli tarafından ortaya konan üçlü halka kuramı özel yeteneğin bazı bileşenlerden oluştuğunu öne sürüyor. Bunlar ortalama üstü yetenek, yaratıcılık ve motivasyon. Bireyde bu bileşenlerin biri eksik olursa özel yetenek ortaya çıkmıyor. Bir diğer özel yetenek kuramı beşgen kuramı. Sternberg ve Zeng tarafından ortaya konan beşgen kuramı özel yeteneğin ortaya çıkması için bazı ölçütlerden bahsediyor. Bunlar mükemmellik, nadirlik, kanıt, üretkenlik ve değer. Bulanık kuram Sak tarafından ortaya konan kurama göre özel yetenek adeta sınırları olmayan bulutsu bir yapıdadır. Yetenek gelişimi sürecinde bileşenlere ve gelişime değinilmiştir. Kuramın ana bileşenleri yatkınlık, uyarıcı koşul ve etkileşimdir. Ve ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı. Özel yetenek çalışmalarında üstün zeka ve üstün yetenek kavramlarının ayrı ayrı tanımlanabileceğini iddia eden Gagne tarafından üstün zekanın üstün yeteneğe dönüştüğü ve bu süreçte öğrenme, uygulama, katalizörler ve şans boyutlarının da rol aldığı belirtilmiştir. Özel yeteneklilerin özellikleri. Gelişim dönemleri açısından bakıldığında bilişsel gelişimleri ve dil gelişimleri genellikle birbiriyle ilişkili görülüp bu alanlardaki öne çıkan karakteristik özellikler uzun dikkat süresi, güçlü bellek, çabuk öğrenme ve öğrendiğini transfer etme, erken dil gelişimi olarak sıralanabilir. Fiziksel gelişimle ilgili özellikler incelendiğinde birbirine zıt özelliklere rastlanabilir. Bazı kaynaklarda özel yeteneklilerin çok sağlıklı, bazılarında çelimsiz oldukları geçer. Özel yeteneklilerin sosyal duygusal alandaki karakteristik özelliklere gelişmiş mizah, sosyal duyarlılık ve mükemmelliyetçilik olarak sıralanmıştır. Sosyal duygusal gelişim alanı da farklı kaynaklarda farklı bakış açılarıyla ele alınmıştır. Örneğin bir bakış açısına göre özel yetenekliler sosyal duygusal açıdan güçlüdür. Bir diğer bakış açısına göre ise hassastır. Özel yeteneklerin karakteristik özelliklerini belli listelere sığdırmak çok doğru olmayabilir. Ancak özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen özellikleri bilmek, özel yetenek potansiyeli taşıyanları belirlemede yardımcı olabilir. Özel yeteneklerin tanılanması. Bu konuda Clark Özel yeteneğin tanılanmasında öğretmenlerin aday gösterme formları, öğrencinin gelişim alanlarına ilişkin öğretmen raporları, öğrencinin aile hayatıyla ve sağlık durumuyla ilgili spesifik durumları içeren öyküsü, akran değerlendirme formları, okul ve okul dışı ilgi ve tutum envanterleri, öğrencilerin çalışmaları, tarama testleri ve grup zeka testleri kullanılarak çok boyutlu ve aşamalı bir süreç önermiştir. Özel yeteneklerin tanılanmasını kısa birkaç adımda veya daha detaylı basamaklar halinde ele alan kaynaklar vardır. Tanılama sürecinde izlenecek ana adımlar, özel yetenek potansiyeli taşıyan öğrencileri tanılamaya aday gösterebilmek, bir tarama aşamasından geçirmek, daha detaylı bir ölçmeye almak ve bireyle ilgili karar vermek şeklinde özetlenebilir. Aday gösterme aşaması isminden de anlaşılacağı gibi öğrencinin özel yetenek tanısına henüz aday olduğu aşamadır. Öğrencinin kendisi, akranları, ailesi, öğretmenleri aday gösterme aşamasında rol alabilirler. Bu aşamada özellikle öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Aday gösterme aşamasında elbette öğrenci kendi ilgi ve yetenek düzeyiyle ilgili bir fikre sahiptir ve özel yetenekle ilgili bir program başvurusu varsa kendini aday gösterebilir. Özel yeteneklilerin tanılanmasında öğretmenlerin dikkat etmesi gerekenler Öğretmenler öğrencilerini eğitim öğretim etkinlikleri süresince dikkatli şekilde gözlemlemelidir. Öğrencilerinin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilmelidir. Bazı özel yetenek programları örneğin bilim ve sanat merkezi bilsem belli dönemlerde tanılama yaparlar. Öğretmenler bu zamanları takip etmeli ve ilgili öğrencilerini aday göstermeyi atlamamalıdır. Özel yetenek potansiyeli olan öğrencilerin keşfedilmesinde alan uzmanlarının fikirleri değerlidir. Öğretmenler çalıştıkları disiplindeki alana özgü uzman ve kurumlardan haberdar olmalıdır. Özel yetenek potansiyeli olan bazı öğrenciler kolaylıkla fark edilirken bazıları arka planda kalabilir. Öğretmenler özel yetenekler için karakteristik özelliklerin tamamını öğrencilerde beklememelidir. Özel yeteneklilerin eğitimleri. Özel yeteneklilerle gerçekleştirilen eğitsel uygulamalar yaygın olarak gruplama, zenginleştirme ve hızlandırma başlıklarında toplanır. Gruplama adından da anlaşıldığı gibi özel yetenekli öğrencilere grup halinde eğitim verilmesiyle ilgilidir. Ancak bu gruplar tamamen özel yeteneklilerden oluşabileceği gibi farklı yetenek düzeyindeki öğrencilerden de oluşabilir. Zenginleştirme, özel yeteneklilerin eğitimlerinde zenginleştirme uygulamaları için öğretim programının kendisini ve eğitim olanaklarını çeşitlendirerek eğitim-öğretim sürecini normalin ötesine taşımak denebilir. Hızlandırma ise bir eğitim programının çeşitli uyarlamalarla normal süresinden daha önce tamamlanmasıdır. Hızlandırma özel yetenekli bireylerin eğitiminde özellikle akademik anlamda oldukça etkilidir. Türkiye'de özel yeteneklere eğitim veren kurumlar. Günümüzde özel yeteneklere yönelik eğitim veren kurumlar okullardaki programlar ve okul sonrası programlar olarak ikiye ayrılabilir. Okul boyutunda Genel olarak lise düzeyinde eğitim verilmektedir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde ise özel yetenekliler için açılan destek eğitim odalarının sayıları artmaktadır. Okul sonrasında ise bilim ve bilim ve sanatlar merkezi yani bilsem, üniversiteler bünyesinde yürütülen programlar ve bazı özel yetenek programlarıdır. Özel yeteneklilere eğitim veren okullar. Özel yeteneklere eğitim veren kurumlarda olması gereken özellikler açısından güçlü yönleri olduğu kadar zayıf yönleri de bulunmaktadır. Örneğin, yetenek sınavlarının genel merkez sınavlarından sonra yapılması, merkezi sınavlarda başarısız olan öğrencilerin spor liselerine yönelmesi gibi bir durum oluşturmakta ve eğitim niteliğini azaltmaktadır. Özel yeteneklere eğitim veren kurumlara okullar veya okul bünyesindeki sınıflar olarak bakılabilir. Özel yetenekler için açılan destek eğitim odalarında özel yetenek tanısı almış öğrenciler bazı derslerde eğitim alırlar. Bu eğitimin gelişi güzel etkinliklerden oluşmaması, öğrencilerin düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun olması çok önemlidir. Bu sınıfların öğretmenleri özel yeteneklilerin özellikleri, eğitimleri, öğretimin farklılaştırılması gibi konularda bilgi sahibi olmalı, öğrencilerin diğer öğretmenleriyle etkileşim halinde kalmalıdır. Ayrıca özel yeteneklere özgü eğitim veren okullar söz konusu olduğunda ise ilk akla gelen fen liseleri olacaktır. Gerçekten de fen liselerinin açılmasında matematik ve fen bilimleri dallarında özel yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Benzer şekilde sosyal bilimler liseleriyle güzel sanatlar ve spor liseleri de alana özgü ağırlıklı eğitim veren kurumlardır. Konservatuvarlar ise Alana özgü ve yoğun eğitim vermesi, yetenek sınavları alan uzmanlarıyla çalışması açılarından özel yeteneklere eğitim veren okullar anlamında iyi örneklerdendir. Özel yeteneklere eğitim veren okul sonrası program var. Özel yetenekli öğrenciler kendi okullarına devam ederlerken okul sonrası saatlerde yeteneklerine uygun programlara katılabilirler. Türkiye'de 1992 yılında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde üstün yeteneklilerin eğitimi şubesine bağlı olarak bilim ve sanat merkezleri kurulmuştur. Okul öncesi, ilk öğretim ve orta öğretim çağındaki özel yetenekli öğrencileri normal eğitim programlarından arta kalan zamanlarda eğiterek potansiyellerini geliştirmek amacıyla geliştirilen Bilsen modeli okul sonrası uygulamalara çok iyi bir örnektir. Okul sonrası uygulamalara bir diğer örnek ise üniversite tabanlı programlardır. Anadolu, Hacettepe, Ege, İnönü, Karabük ve Bülent Ecevit üniversitelerinde bu alanda uygulama ve araştırma merkezleri kurulmuştur. Bunların ilk ve en aktif olanı Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezidir. Yani kısaca ÜYEP. Bu merkez 2007 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir birim olarak hizmete başlamış, 2014 yılında merkeze haline almıştır. ÜYEP'te bireysel tanılama, aile danışmanlığı, öğrenci danışmanlığı gibi hizmetler olmakla birlikte matematik ve fen alanlarında özel yetenekli öğrencilerle bir grup eğitimi yapılmaktadır. Özel yeteneklerin öğretmenleri ve özel yeteneklilerin öğretmenleri konusuna da değinecek olursak öğrencinin görevlerini onun düzeyine ve hızına uygun hale getirmek, Ödevlerde tekrarlara ve alıştırmalara ağırlık vermek, farklı öğrenme ve öğretme teknikleri, malzeme ve araç gereç kullanmak, tartışma, proje ve drama çalışmalarına önem vermek, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını içeren çalışmalar yapmak, grupla olduğu kadar bireysel çalışmalara da önem vermek, öğrencileri zaman zaman liderliklerini geliştirmeye teşvik etmek ve başarılarını çocuğun kendi performansı içerisinde değerlendirmek olarak sıralayabiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.